Basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir, insan olarak çok üstün. İkincisi, Sakarya milletvekili olarak çok üstün. Üçüncüsü, bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak derinden yaralıyım. Benim yaşadığım güzel ülkede, bu kadar büyük bir ülkede Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta beni gerçekten derinden yaralıyor. İnsan hayatının bu kadar yok sayılması, insanın değerinin hiç sayılması, gencecik çocuklarımızın, kadınlarımızın iş cinayetlerinde katlediliyor olması beni derinden yaralıyor. Uyku uyuyamıyorum. Kimseyle sağlıklı bir konuşma yapamıyorum. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Türkiye'nin Sakarya'sında yemyeşil, pırıl pırıl havasının olduğu bir yerde insanlar mutlu bir şekilde yaşayacakken benim kardeşlerim iş cinayetine kurban gittiler. Bir, bu kente bir fabrika düşünün. Bu fabrika tamamen gerekli iç tüzük hükümlerine ve yönetmeliğe aykırı olarak, tamamen aykırı olarak, defalarca ihmal nedeniyle havai fişek fabrikası patlamış, ondan sonra tekrar bu fabrikanın sahibi sırtını dayadığı devlet büyükleri sayesinde, işlediği cinayetlerden sonra tekrar bu fabrikayı açarak işlemek olduğu cinayetlere altyapı hazırlamıştır. En son fabrikasını Hendek'te açan bu kişi hiçbir kurala uymamıştır. Hiçbir kurala. Yani tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler ve av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi, usul ve esaslarına ilişkin yükümlülüklerinden hiçbir tanesine. Çok kısa ifade ediyorum. Bu fabrikanın binaları birbirine 50 metre uzaklıkta olması gerekiyordu. 50 metre uzaklıkta mıydı? Hayır, değildi. Bu binaların arasında 1 metre genişliğinde, çatının 1,5 metre geçecek şekilde yüksekliğinde beton bir sütrenin örülü olması gerekiyordu. Var mıydı? Hayır, yoktu. Bu binaların içerisinde patlayıcı maddelerin nemlenmesini engelleyecek, onların ısınmasını engelleyecek soğutucu sistemleri olması gerekiyordu. Var mıydı? Yoktu. Burada iş güvenliği yasalarının tamamen uyulması gerekiyordu. Var mıydı? Yoktu. Bu fabrikada sendika olması gerekiyordu.